Merhaba arkadaşlar. Bugün size iri boncuklarla yapılmış farklı bir bileklik modeli göstermek istiyorum. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız ve abone olursanız mutlu oluruz. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle çevireyim. Şimdi burada bayağı çeşit boncuğumuz var. Şu şekilde 14 milimetrelik incilerimiz var veya yuvarlak boncuk. Artık siz ister inci kullanın, ister yuvarlak boncuk kullanın. Size kalmış. İncilerimizle aynı renk beyaz 4 milimetrelik boncuklarımız var. Bakın şurada. Şu şekilde elips diyorum ben de, oval şekilde. Tesbih falan da yapıyorlar bu boncuklardan. Cam boncuklarım var. İncilerimiz kaç tane ise bunlar bir fazla olacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bileklik boyunuz 9 ise bunu 10 koyuyorsunuz. Çünkü başlangıç ve bitiş yerleri 10'la oluyor. Elips boncuklarımızla aynı renk 4 milimetrelik piramit kristallerimiz var. Ve şu üstlerine koymak için 2 veya 3 milimetrelik yine piramit kristal kullandım ben. Piramit boncuklarımız var, kristallerimiz. 11'e 0 kum boncuğumuz var. Ve kapama aparatımız ve halkalarımız var. Bilekliğimizin tamamında 2 metre ip kullandım. 2 tane iğne ile çalışıyoruz bu modelde. Ben tek iğneyle de yaparım diyen varsa yapabilir. Bence bir mahsuru yok. Ama iki iğneyle daha rahat oluyor. Ben şimdi size ufak bir demosunu çalışacağım. Zaten baştan sona belli oluyor kendisi. Çok da güzel duruyor. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Bir tane oval boncuğumuzdan alıyoruz. O ortada kalacağı için önemi yok. Bir tane kum boncuk, bir 4 milimetrelik beyaz boncuğumuz, bir tane kum boncuk bir tarafa takıyoruz. Diğer tarafa da aynısını takacağız. Bir kum boncuk, bir 4 milimetre, bir beyaz boncuk. Bakın iki tarafa da taktık. İncimizle çaprazlıyoruz. Çaprazlamayı artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ve iki iğnemizin ucunu şu şekilde bir tuttuğumuz zaman çaprazlama olaylarında bakın eşit kalır iki taraftan da ve daha rahat kullanırsınız. Bir taraf kısa, bir taraf uzun olmamış olur doğal olarak. Şimdi tekrar bir kum boncuk, bir 4 milim, bir kum boncuk bir tarafa takıyoruz. Bir kum boncuk, bir 4 milim, bir kum boncuk da diğer tarafa takıyoruz. Ve bu sefer elips ya da oval artık ne derseniz boncuğumuzla çaprazlıyoruz. Yine şu şekilde tutalım. Eşit kalsın. Bakın. Şeklimiz bu. Aynen devam ediyoruz. Bir kum boncuk, bir 4 milimetre, bir kum boncuk. Bir tarafa, bir kum boncuk, bir 4 milim, bir kum boncuk, diğer tarafa. Gördüğünüz gibi şimdi incimizle çaprazlayacağız. Bu inci boncuklarımızı 12 milimlik de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi elinizdeki iri boncukların durumuna göre. Aynı şekilde bileklik boyumuzca devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Bir inci ile bir elips boncuğumuzla çaprazlayarak bileklik boyumuza kadar devam ediyoruz. Ben tabii ufak yaptığım için göstereceğim hepsini.
Şimdi incimizle. Evet. Sonuncuya geldik. Bir kum, bir dört milim, bir kum. Aynı şekilde diğer tarafa da. Ve en son yine dediğim gibi elif sponcuğumuzla bitiriyoruz. Çaprazlayarak. Ben ufak bir demosunu hazırlıyorum demiştim size zaten. Bakın bittiği zaman en son elif sponcuğumuzu da bırakıyoruz. 5 tane kum boncuk alıyoruz. 1 tane 2 milimetrelik kristal, piramit kristalimizden takıyoruz. 5 kum boncuk daha takıyoruz. Şu şekilde. 5 kum boncuk taktık. Bir piramit kristal. 5 kum boncuk daha taktık. Sadece kristalimizden geri dönüyoruz. Beş kum boncuk daha takıyoruz. Tam karşısından çaprazlayarak geri geçiyoruz. Sadece elips boncuğumuzdan geçiyoruz bakın. Evet. Şimdi aynı yerlerden diğer iğnemizle de dolaşacağız ki sıkılanmış olsun. Sadece dolaşacağız. Hiçbir şey, başka işlem yapmıyoruz burada. Gördüğünüz gibi diğer taraftan da yine çaprazlayarak en son elips boncuğumuzdan geçtik. Bakın kapama yerimizi de koymuş olduk. Şimdi iğnemiz buradayken kum boncuğumuzdan 4 milimlik boncuğumuzdan ve buradan geçiyoruz. Diğer iğnemizde de aynı işlemi yapalım. Çevirelim rahat olsun. Kum boncuğumuzdan 4 milimlik tekrar kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Bakın ikisi de aynı yerde. Şimdi bir tane 2 milimlik kristal koyuyoruz. Ve direkt bakın geçiyoruz. Yerine oturtuyoruz. Daha sonra elips olan boncuğumuzdan geçiyoruz. Biraz karışık gibi duruyor ama aslında çok kolay. Bildiğiniz çaprazlama yapıyoruz. Yine 3 boncuğumuzdan ilerliyoruz. Bakın bu burada kaldı, onu birazdan göstereceğim. Tekrar 2 milimetrelik piramit kristal koyuyoruz. 3 boncuğumuzdan ilerliyoruz ve yine piramit kristal elips boncuğumuzdan karşıya geçiyoruz. Çevirelim, rahat hareket edelim. 3 boncuğumuzdan ilerliyoruz. Tekrar 2 milimetrelik kristal yerleştiriyoruz. Evet. Bizimki demo, yani ufak olduğu için elips boncuğumuzdan da geçip orada kalıyoruz. Bakın sadece bu boncuklarımızı yerleştirdik. Şimdi diğer tarafla da aynı işlemi uygulayacağız. Zaten 3 boncuğumuzdan çıkmıştık.
2 milimetrelik boncuğumuzu yerleştiriyoruz. 3 boncuğumuz, hep bu 3 boncuğu kullanıyoruz. Elips boncuğumuzdan ve buradan yine 3 boncuğumuzdan geçiyoruz. Çevirelim. Bir tane 2 milimetrelik piramit boncuğumuzu koyuyoruz. Yine elipsimizden geçiyoruz. Ve şuradaki 3 boncuğumuzdan ilerliyoruz. Çevirelim. Bir tane piramit kristal 2 milimetrelik koyuyoruz. 3 boncuğumuzdan ve elips boncuğumuzdan geçerek gördüğünüz gibi yine çaprazlanmış oldu ve karşısına geldik. Aynı şekilde kapama kısmını buraya da yapıyoruz. Ne yapıyorduk? 5 tane kum boncuk, bir tane 2 milimetrelik boncuk, kristal, 5 kum boncuk daha. Evet, 5 kum boncuk, bir piramit 2 milimlik, bir 5 kum boncuk daha koyduk ve sadece kristalimizden dönüyoruz ki yuvarlansın. Sadece kristalden geçiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Tekrar 5 tane kum boncuk koyuyoruz. Elips boncuğumuzdan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aynı kapama yerini oraya da yapmış olduk. Şimdi diğer iğnemizle de aynı boncuklarımızdan bir tur atacağız. Diğer tarafta olduğu gibi bakın. Gördüğünüz gibi. Tutmak zorundayım. Umarım görüyorsunuzdur. Dediğim gibi sadece aynı boncuklardan geçiyoruz. Şuradaki 5 boncuğumuzdan da geçelim. Evet, elips boncuğumuzdan da geçtik mi? Aynı işlemi yapmış olduk. Bakın, aynı şekilde diğer tarafa da geçtik. Daha sonra, şimdi buradaki en son taktığımız piramit kristalimize kadar gidiyoruz. Hatta bir tane de kum boncuktan geçiyoruz ve orada bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şimdi artık beraber gitmek zorundalar. Kum boncuğumuzdan, kristalimizden ve bir tane de kum boncuğumuzdan ilerliyoruz. İki tarafı da aynı yere getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi 3 kum boncuk, 1 kristal, bir tarafa takıyoruz. 3 kum boncuk, 1 kristal, 4 milimetrelik kristal bunlar artık. Bir tarafa takıyoruz bakın. Ve 1 kum boncukla çaprazlıyoruz. Bir tek kum boncukla çaprazlıyoruz. Tekrar birer tane kristal alıyoruz. 3'er kum boncuk takıyoruz. Başlangıçta kumla başlamıştık. Şimdi kristalin yanına getirebilmek için kristalle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tarafa da birer kristal ve 3'er kum boncuğumuzu taktık. Şuradaki 3 kum boncuk, kum boncuk, 2 milimetrelik kristal, piramit kristalimiz ve 3 kum boncuğumuzu kullanıyoruz. Başkasını değil.
Gördüğünüz gibi diğer tarafı da takalım. Yine kum boncuk, 2 milimetrelik piramit kristalimiz ve 3 kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Bakın bu şekilde. Ve burada bir şeklimiz oluşuyor. Gördüğünüz gibi gayet de hoş duruyor. Bir tane daha yapalım. Zaten demomuz da bitiyor. 3 tane kum boncuk alıyoruz. 1 tane kristal alıyoruz. Bir tarafa 3 kum boncuk alıyoruz. Bir kristal alıyoruz 4 milimlik olanlardan. Ve bir kum boncukla çaprazlıyoruz. Bakın iki tarafa da 3 kum bir kristal taktım. Bir kum boncukla çaprazlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi önce kristal sonra 3 kum alıyoruz. Bu tarafa da önce kristal sonra 3 kum boncuğumuzu alıyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi bakın şeklimiz oluştu. Ve sadece şu 1, 2, 3, 2 kum boncuk ve bir 2 milimetrelik piramit kristalimizi kullanıyoruz. Bakın hiç başka yeri değil. Şurayı da takayım. Daha net görün. Gördüğünüz gibi bakın iki tarafta çektiğimiz zaman yerine oturacak. Evet. Demomuz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de hoş duruyor. Şimdi ipimizi kırıyoruz ve kapama aparatlarımızı takıyoruz. Bu kadar. Siz tabii ki de bileklik boyunuza göre ayarlayacaksınız. Ben sizi sıkmamak için çok uzun göstermek istemedim. Şu şekilde geçelim. Ve burada koparalım. Ve kapamalarımızı takalım. Kapamalarımızı taktık mı? İşimiz bitiyor. Şöyle yakalım. Gördüğünüz gibi gayet hoş duruyorlar. Birini bu tarafa, ve bitiriyoruz. Evet. Bu demomuz, bu da yapılmış hali bileklik olarak ve bu da ben zevkle yaptım. Umarım siz de benim gibi zevkle yaparsınız arkadaşlar. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olursanız memnun oluruz. Teşekkür ederim.